Herkese merhaba. Yine bir kitap alışverişli videosuyla daha karşınızdayım. 3 tane kolim var size göstermek istiyorum. Yine her zamanki gibi Amazon'dan alışverişimi yaptım. Aslında bir tane alışveriş videosu çekmiştim biliyorsunuz şuraya eklerim. Böyle dev bir Amazon indirimi vardı kitaplarda. Bayağı da kitap almıştım ama daha sonra almadığım kitaplara çok pişman oldum ve o günün akşamı yani video çektiğim günün akşamı yine bir sipariş verdim. Ama üst üste yüklemek istemedim yani sürekli alışveriş videosu olsun istemediğim için. Bu video ne zaman gelir bilmiyorum. Bu kitaplar elime ulaştı ve size hemen göstermek istiyorum. Çok heyecanlıyım kitaplar için ve çok fazla iyi indirimle aldım yani. O yüzden çok mutluyum. Hemen ilk kolimizle başlayalım. Daha önce ben kitapları açtım. Bir sıkıntı, bir sorun var mı diye kontrol ettim. İlk kolimiz bu şekilde. Hemen atalım şöyle Öteki Çocuk ve Esrarengiz Kadın aynı yazara ait Pegasus yayınlarının bu iki kitabını sadece 15 TL'ye aldım. Yani bu devirde 15 TL'ye bir kitap bile alamıyorken ben iki kitap aldım. Çok mutluyum. bunlar gerilim dolu kitaplar olduğu için ayrıca merak etmiştim. Zaten 15 lira yani başkasına hediye veririm, okurum. Yani ne olabilir ki, ne kadar kötü olabilir ki? Zaten bir de Pegasus yayınlarına ben genel olarak bu tarz kitaplarda güveniyorum. O yüzden almak istedim. Öteki çocuk da burada. Bunu açamam galiba. Şu an açmamıştım ama... Hmm. Kapak tasarımını merak ettim de... Sizinle birlikte açalım. Zaten kitaplığına böyle yerleştirmem. Jiletinden çıkartırım. Evet. Bu şekilde. Parlak bir kapak tasarımı varmış. Gerçekten çok güzel. İkisi... Aynı yazardan ama böyle devam kitapları bilmiyorum. Mesela bu muhteşem çok katmanlı hikaye sayfada ilerledikçe sizi daha fazla şaşırtıyor. Psikolojik gerilim hayranları bu romana bayılacak. Wow, tam beni tarif etmiş. Gerçekten ikisi de güzel kitaplar olduklarını düşünüyorum. Şöyle koyacağım. Burada da kitaplarım var ama böyle bir kule olsun burada. Bunu sonra açayım. Bu kolimle devam ediyoruz. Burada daha çok böyle çocukla alakalı kitaplar almak istedim. Mesela bu Dramsız Disiplin diye bu kitabı almak istedim. Karşıma çıktı Amazon'da. Aslında konusunu falan bir fikrim yoktu. Araştırdım. Sevilen bir kitap olduğunu gördüm ve almak istedim yani. Şöyle görselleri olan bir kitap. Yani kişisel gelişim tarzında şöyle yani çocukla alakalı kaos yatıştırmak bir çocuğun çocuğunuzun gelişen beynini güçlendirmek için bütün beyin yaklaşımı diyor. Bütün beynin çocuk diye tane kitap vardı galiba. Onu alacak mı? O indirimde değildi. Bu indirimde 25 mi 20 mi öyle bir şeydi. O yüzden bu kitabı almak istedim. bakalım okuduktan sonra size de yorumlarımı paylaşın. Zaten bunları böyle bir çırpıda değil ara ara okumayı ben seviyorum. Bu kitabım böyleydi. Bir diğer yine çocuklarla alakalı çocuğun duygusal dünyası. Biliyorsunuz benim bir oğlum var. Onu Hani daha neyi, nasıl daha iyi yetiştirebilirim adı altında böyle bu kitapları almak istedim. Birkaç tane daha var yine kitaplığımda. E, göz yaşları karşısında ne yapmalı? E, panik anlarıyla nasıl baş etmeli diyor. Yine Pekosyan'ın, yalnız bu yazarın çok kitabı var ve 15 liraya falan düşmüştü yine. 18 de olabilir. E, aldım hemen bir tanesini. En merak ettiğimi aldım ben. Yani güzel olabilir diye düşünüyorum. Eğer bu yazarın anlatımını örneklerini falan beğenirsem diğer kitaplarına da şans veririm diye düşünüyorum. Bir diğer kitabım. Kristen Hannah'tan bir kitap mı almıştım? Gece yolunu almıştım. Daha sonra diğer kitaplarını neden almadım diye çok pişman oldum. Ve uzak kıyıları da aldım. Yani o videoyu kapattıktan sonra şuraya eklemiştim. İzlemişsinizdir diye düşünüyorum. Kristen Hannah'tan uzak kıyıları aldım. Ben aslında hepsini alacaktım ama vazgeçtim. Çünkü yani hep aynı mı anlatır acaba diye düşündüm. Bilemedim yani o yüzden ben konularına baktım. Bana hitap eden hangisi ise onu aldım. Bu da bana hitap ettiği için bu kitabı aldım. Yani çocuklar oluyor işte evleniyorlar falan böyle. Sonra Yani güzel konusu güzel. Yani aileyle ilgili bir konusu olduğu için zaten beğeniyorum almak istedim. Bir diğeri de Bin Ömrüm Olsa kitabını aldım. Bu kitapta böyle birazcık fantastik öğelerin bulunduğu ama çok da değil. Hani böyle okuyabileceğim tarzdaki ben fantastik kitaplar sevmem. Ama böyle bu yazardan okuyabilirim gibi geldiği için bu kitabı da almak istedim. Yine bunu da herkes alıyordu ve ben de kaçırmak istemedim yani. Yani toplamda 4 tane Kristin Hannah kitabı oldu benim kitaplığımda. Ateş Böceği Yolu da vardı zaten onu okumuştum. Yani bu da çok değişik bir konusu olduğunu düşündüğüm için aldım. Mesela test başarılı bir bilim insanı olsa da kalbinin bir köşesinde hep aile kurmak ve çocuk sahibi olmak vardır. Ne yazık ki bu hayalini bir türlü gerçekleştirememiştir. Küçük yaşta geçirdiği hastalık yüzünden kulakları duymayan test özgür ruhlu hayat dolu bir kadındır ama... Ölüm onun için beklenenden çok daha erken kapıyı çalar. Fakat bu güçlü kadın gözlerini hayatı kapattığında ölümün bir son değil yeni bir yaşamın başlangıcı olduğu ortaya çıkar. En azından test için böyle olur diyor. 19. yüzyılın yeniden 19. yüzyılda yeniden hayata dönen test diyor. Ay kendini farklı bir hayatın içinde bulacak. Yani birazcık fantastik gibi ama değil gibi de. biri, merak ettiğim için aldım bu kitabı da yani. İnşallah en kısa zamanda okuyabilirim diye düşünüyorum. Bir diğeri o videoda almam, beğenmem dediğim kitabı aldım. Çünkü bütün sitelerde 60 TL idi ama Amazon'da 30'a düşmüştü. Ve sonra ben aldıktan sonra yine 60'a çıktı. Ama her bir yani bütün sitelerde 60 yani bu kitap çok uygun aldığım için mutluyum. Sarah Zion'un son kitabı Londra'dan Sevgilerle kitabını aldım. Bu son çıkan kitabı olarak düşünüyorum. Burada da sonradan arka kapağını okuyunca dikkatimi çekti, ilgimi çekti. Almak istedim. Yani bir kitapçısı, kitap sever olan Velan, Velan Valentina Londra'nın en güzel semtlerinden birinde kitabı evini görür görmez bu masal seyre aşık olur diyor. Her günün neşe ve huzur bulduğu kitap bahçesi Velen Valentina okuyamıyorum. Henüz bilmese de annesinin onun için hazırladığı sürprizlerle doludur diyor kitap bahçesi. Vay yani kitaplarla ilgili olduğu için yani sevmeme gibi bir e, durum düşünemedim açıkçası. Sevebilirim gibi geldi sonradan ve böyle kapak tasarım yumuşacık. Böyle e, kadife gibi kapak tasarımı var. Yani merak ediyorum hepsini ondan çıkmış. Daha önce bu Arkadya'dan mı çıkıyordu acaba bu yazar öyle hatırladım. Neyse önemli değil. Buraya koydum. Ve bu kolimiz de bu kadardı. Ve son kolyemize geliyoruz. Bu kitaplar sürekli böyle indirime geliyor. Düşüyor. 4 al 3 öde falan tarzı bir indirime girdi. Ayrıca kitapların tane fiyatı 3-4 lira falandı. Yani ben bunların hepsine 16 TL olması lazım. Öyle bir şey verdim. Bunlar hangi kitaplar? E, lacivert Klasikler Bunlar Can Yayınlarından çıkan Lacivert Klasikler serisi. Bu kolyeyi de atıyoruz. E, şöyle tek tek göstereyim. Orsacı'nın Aşkını Aldım. Ben de bu kitaplardan biliyorsunuz vardı. Daha önceden almıştım zaten. Ben de olmayanları aldım zannediyordum ama ben de olan birkaç tane kitabı daha almışım. Neyse. Kardeşimle birlikte okuduğumuz için birisi benim kitabımda durur, birisi de yukarıda kardeşimde durur diye düşündüm. İlk kitabım buydu. Bir diğeri Uhreviler Diyarında Geceler. Uhreviler. Evet. Osman Cemal Kaygılı. İlk defa bu yazarı gördüm ve merak ettiğim için aldım. Çok ince kitaplar. Bundan iki tane almışım. Fransızca bilmiyorum. Fransızca bilmiyorum. Yani olsun. Yani kaç tane kitap aldım? 2, 4, 6, 8 tane. Alice ruhunu açınca... Aa Jack London. Bunu da almışım. <laughs> Jack London'ı seviyorum da... ilk defa böyle bir kitabını görüyorum, duyuyorum. Okuyacağım. Sade bir şey. Halit Ziya değil Bu bende vardı ama almışım tekrardan. Yani... <laughs> Keşke kitaplığa baksaydık. Neyse... Perde arkası. Şöyle bu yazarı da ilk defa okuyacağım. Ve Pinti Aşk. Ya o kadar kısa ki. 50 sayfa falan hepsi. 50 en fazla 80 olsun. 80 bile yoklar. Yani bu kitaplarım da böyleydi. Toplamda 8 tane burada kitap var. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane kitap almışım. Hepsini size göstereyim. O kadar uygun aldım ki gerçekten. inanamazsınız Ve bunları e, galiba kupon kullanarak aldığımı hatırlıyorum. Öyle miydi acaba? Aynen kupon yattı bana 50 lira ya da 40. <laughs> Onunla aldım yarısını. Zaten çoğu çok indirimdeydi. Dediğim gibi o lacivertler de bayağı uygun. 16 ya da 18 lira falan. Yani bir kitap parası bile değil aslında. <laughs> yani şöyle aldığım kitapların hepsi bu kadar. Aralarında kutuklarınız varsa yarısını e, yarı, Yazarsanız çok sevinirim sevdiniz mi sevmediniz mi diye merak ediyorum. Ben de en kısa zamanda okumayı planlıyorum. Bu videoyu paylaştıktan sonra sırayla okurum artık diye düşünüyorum. Benim aldığım kitaplar bu kadardı. Gerçekten hepsini çok severek beğenerek aldım ve çok merak ediyorum. Böyle çerezlik kitaplar arayışındaydım. Çerezlik dediğim hızlı okudan, kurgusu olan benim için tabii ki de. Beni yormayacak, dili sade yani Kristin Hanna, Sarah Jio gibi kitaplar benim için çerezlik oluyor. Onları okuyasım var bu aralar. O yüzden benim için gerçekten çok güzel bir alışveriş oldu. Kitaplığımda da yer yok. Nereye koyacağım bilmiyorum. Ama kitaplık rafı almış olmam lazım bu videoyu çekmeden önce ya da sonra bilmiyorum. Kitaplığımı da büyüteceğiz beraber. Onun da videosunu paylaşacağım. Buradan söyleyeyim belki de paylaşmışsam yukarıya link bırakırım. Paylaşmamışsam da beklersiniz artık paylaşırım. Benim videom bu kadardı. Umarım severek beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Kusurlarım varsa kusura bakmayın. Çünkü videoyu editlemeden direkt olduğu gibi yüklemeye planlıyorum ki edide hiç vaktim kalmıyor. Edit yapmaya vaktim kalmıyor. Böyle doğal, samimi bir video olsun istiyorum. Siz neler aldınız Amazon indirimden çok merak ediyorum. Ara ara böyle Amazon çok güzel indirimler yapıyor. Tekrar yaptığı zaman ben de listeme atarım diye düşünüyorum. Al, hani sizin aldığınız kitaplardan bakarım diye düşünüyorum. Lütfen aşağıya siz de yazın. Buraya kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Ee, eğer buraya kadar izlediyseniz bir çiçek koyarsanız, bir çiçek emojisi koyarsanız çok mutlu olurum. Böyle uzattım çok. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.